eskisi gibi. Giyinsek kuşansak, düşsek yollara, sarılsak ağlasak halim eskisi gibi. Bir alkış alıyorum. Ah eskisi gibi. Giyinsek kuşansak, düşsek yollara, sarılsak ağlasak halim eskisi gibi. Nerede, nerede o günler? Ah nerede? Eskisi gibi. Alıyoruz, alkış alıyoruz İsmail'e. Vay, eskisi gibi. Bir alkış alıyorum. Ah eskisi gibi. Bir alkış gibi. Giyinsek kuşansak, düşsek yollara, sarılsak ağlasak haligom eskisi gibi. Nerede? Nerede o günler? Ah nerede? Eskisi gibi. Alıyoruz, alkış alıyoruz İsmail'e. Vay, eskisi gibi.
gelse de otursa haligo eskisi gibi. Ah eskisi gibi. Dudağı çatmaktı, elleri yarık, yırtık çorabına miçitini çarık, başı açalına felek verdiğin varlık, indir o meşine bizi bu eskisi gibi. Başına çalınsın, başına çalınsın verdiği varlık, indir o meşine bizi bu eskisi gibi. Bokurduk abi. Bazı ona derdi, bazı da ali. Önümüze kalsak da varım ağlı. Ah çıksak yaylalara eskisi gibi. Alim eskisi gibi. Önümüze kalsak da varım ağlı. Çıksak yaylalara eskisi gibi. Ah eskisi gibi. Bugün Öğrencik Köyü'ndeyiz. Kömbe Festivalimiz başlamak üzere. Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam etmekte. Köyümüzün meşhur yemeği olan kömbeyi yapacağız bugün. Evet, sizi öncelikle tanıyalım. Ben Halime Karabulut, Kazım Karabulut'un eşiyim. Onunu elerik, hamurunu yoğururuk. Ondan sonra getirip tahtanın içine alırık, sererik. İyice yuha kendim açarık. Yağ ilave ederek yağla geri onu böyle yediririk, yağla yediririk, içine de geri un atarık. Geri onu böyle yumak alırık, dürerik, şuraya koyuruk, 5 dakika dinlenir. Onu tekrar geri tahtanın üstünde açarık. Ya, sacları yıkarık, sacı yağlarık, getiririk, o sacı o hamuru sererik. Oradan sonra patatesini sererik, oradan kıymasını sererik, biberini baharatını atarık, kıymasını atarık. Tekrar bir yumak daha yağlarık onun üstüne, kapatırık onu, yumurtasını çalarık, dilerik, yağını koruk, güzel baharatı, her şeyi hazır olur. Oradan gelir koyun kermesiyle ateşimizi yakarık. Evet, kömbemizi yaptık ve şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Nasıl pişiriliyor kömbe? Kömbemizi yaptık, hazır ettik. Yüzü duvaklı yalıyız kömbenin, bak göreyim. İki tane alt, bir altında saç, bir üstünde saç, yüzü duvaklı yani. Çok bunun pişirmesi çok zor oluyor yani. Yapmasından çok pişirmesi zor. Kermesini getiriyoruz. Ocak çatıyoruz böyle, yakıyoruz, köz ediyoruz. Közün bir tarafını, irilerini kömbeye getiriyoruz, koyuyoruz. Altına ufak ufak közleri koyuyoruz yanmasın altı diye. Üstüne bir saç yapıyoruz, yüzü duvaklı. Onun üstüne büyük közleri koyuyoruz. Köze çıkıyor, çıkıyor, yağıyla pişiyor. Ateşimizi hazır ettik. Şimdi ise saca geldik. Hamurumuzu saca koyduk. Bundan sonraki işlem nasıl oluyor? Bundan sonraki işlem altına ufak koz koyuyor saçın, hamurun. Üstüne de getiriyor bir saç daha yapıyor. Ya neyi hep tamam oluyor. İri közlerden koyuyor, kermelerden, yanmış közlerden. Evet, şimdi kömbemiz pişti ve ateşine bakacağız. Ateşini sacın üstüne sacı kaldırıyor. Şimdi kömbemiz hazır oldu. Yani götürecek, servis yapacak, yiyenlere afiyet olsun diyecek, kaldırmaya sultan. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Allah sizden de razı olsun, pişirenlerden de razı olsun. Issız kalan yaylalarda dolaştım, duvarlardan
belli taşlar yıkılmış, ağalar beyler yıkılmış, yıkılmış. Nice dağlar yıkılmış, oy 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 oy. Duvarlardan belli taşlar yıkılmış, ağalar beyler yıkılmış, yıkılmış. Nice dağlar yıkılmış, oy 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 oy. Ardıştan yamadan bir ateş yaktım, gördüğüm yerlere. Sivas dağlarının da başına çıktım, altında görünen köyler yıkılmış, evler yıkılmış. Ardıştan yamadan bir ateş yaktım. Eskiden gördüğüm yerlere baktım. Sivas dağlarının da başına çıktım, altında görünen köyler yıkılmış, ağalar beyler yıkılmış, yıkılmış. Evet, şimdi kömbemizi tadacağız. Kömbeyi şimdi pişirdik, servis yaptık. Sizlere afiyet olsun. Buradan bir tadına bakacağız bakayım. Yedir teyze. Ona yedir. Aç ağzını, Erval. Evet, kömbemiz çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Size de afiyet şeker olsun. Allah razı olsun. Köyümüzü tanıttığınız için, geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Kömbemizi yaptık. Halime teyzemize teşekkür ediyoruz. Evet Halime teyze. Biz de size teşekkür ettik. Allah razı olsun. Köyümüze geldiniz, şenlendirdiniz. Biz de kömbeleri yaptık. Servisi şimdi pişirdik. Servise hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Ben Halime Karabulut. Deliktaş'ın kızıyım. Öğrenciğin geliniyim. Kazım Karabulut'un eşiyim. Sivas'ta gelinim var, oğlum var, torunum var. Düğününü yapacak. Allah izin verirse. Bu onuraya gidecek şimdi. Festivale kalamıyor. Çinliğe kalamıyor yani. Oradan hayırlı düğünler olsun. İzmir'de gelinlerim, torunlarım var, gelinlerim var, oğlum var. Hepsine selam eder, gözlerinden öperim. Sayanlara, tanıyanlara, tanımayanlara, sevenleri, sevmeyenleri hepsine selam. Allah sizden razı olsun, muradınızı versin. Her şey için teşekkür ettim. Kömbelerimizin aşamaları bitti, hazır hale getirildi. Şimdi ise festival hazırlıkları başladı. Misafirlerimiz ise geliyorlar. Yanımızda dernek yöneticilerinden Özgür Göksu var. Evet Özgür Bey, festival hakkında görüşlerinizi alalım. Festivalimiz için siz de biliyorsunuz, sizinle birlikte birkaç gündür yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah festivalimiz daha iyi olacak. Gelen misafirlerimize iyi şekilde ağırlayacağız. Festivalimizi diğer festivallere göre inşallah daha iyisini yapmaya çalışacağız. Sizlere de teşekkür ediyoruz emekleriniz için, çalışmalarınız için. İnşallah iyi bir iş çıkaracağız diyorum. Peki festivallerde katılım çok oluyor mu? Katılımın geçen yıl son yapılanda daha iyi olmuştu. Ama bu sefer daha iyi olacağına inanıyoruz. Peki zorlukları nelerdir? Zorlukları işte bu işleri bir araya getirme, hepsini birleştirme. Yani işin siz de biliyorsunuz zorluk kısmı da var. Ama bize göre zor değil, kolay bunlar. İnşallah yaptığımız zaman, daha iyi şekilde olduğu zaman hepimiz daha iyi olacak, zevk alacağız. Peki festivaller kaç yıldan beri yapılmaya başladı? Festivallerimizi biz son 7 yıldır falan yapıyoruz. 2 yılda bir falan yapılıyor. Festivallerimizi 2 yılda bir, 1 yıl arayla yapıyoruz. Peki son olarak gelen misafirlerimize ne demek istersiniz? Gelen misafirlerimize inşallah bu festivalimizde bizim ufak tefek kusurlarımız da varsa sütlüçen affola, elimizden geldiği kadar ağırlamaya çalışacağız. Davet ediyorum.
Evet değerli kardeşlerim, şu topluluğu buraya toplayan önce dernek başkanımız Gazi Şahin ve muhtarımız Bekir Göksu ve bütün köylülerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bize alkış yok. Hocalara alkış gelmez. Sadece dua edin. Sizden şunu rica ediyoruz. Ama bu kadar yetmez köylülerimiz, taşın altına hepimiz elimizi sokacağız inşallah. Allah bizleri mahcup etmesin. Şimdi bir şey anlatacağım. Hemen iki dakikada bitireceğim inşallah. Bu Örenci köyüne ilk geldiğim gün, 2016'nın Ekim ayı, imamlığa atandık, tercih yapıyoruz. Bozarmıt'ın köyü Mehmet Hoca ile beraber tercihleri kontrol ederken baktık ki Sivas, Kangal, Örencik köyü. Ya Sivas'ı biliyoruz, Kangal'ı da biliyoruz, Balıklı, Kaplıca, Köpek. Ya bu Örencik köyü neresi? Şimdi yola çıktık, geldik, önce Mehmet Hoca'yı Bozarmut'a götürdük. Bozarmut'a girdik, oranın lojmanını gördük, camisini gördük, içimiz gitti. Örencik köyüne geldik, şöyle kış günüydü, ağaçlar yeşil değildi. Kendi lojmanımıza baktık, eyvah dedik. Lojmanımızın biraz durumu iyi değildi. Ama elhamdülillah aradan 1,5 sene geçti. Lojmanımız bir saray yavrusu, hocaları üşümesin diye evine kalorifer döşeyen bu dernek başkanımız ve onu destekleyen tüm köylümüze buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah inşallah şu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ve Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifiyle bitiriyorum. Bir gün Peygamber Efendimizi bir sahabi evine davet etmiş. Öğrencikler iyi dinleyin. Bu size. Peygamber Efendimiz de gelirken yanına 3 tane sahabi getiriyor kardeşlerim. Ama yemek 1 kişilik. O ev sahibi diyor ki, ey hanım, Resulullah ve misafirleri geldiğinde ışığı kapat. Onların yiyeceği yemeği de Resulullah ve yanındakiler yesin. Biz yiyor gibi gözükelim. Ve gerçekten de o gün sahabeyi kiram ve çocukları aç kalmışlardı. Bugün öğrencilerden şunu rica ediyorum. Kömbe dağıtılırken önce kardeşlerimiz, önce misafirlerimiz. Ben 1,5 senedir buradayım, hep kömbe yiyorum. Önce misafirlerimiz, sonra biz ve de inşallah yediklerimizi de şu çöp poşetlerine atalım. Burayı da temiz bırakalım. Allah razı olsun. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Siyasi parti başkanları, derneğimiz yönetim kurulu ve şahsım adına 3.sünü düzenlediğimiz Kömbe Festivali'ne katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Saygı ve rahmetlerimi sunuyorum. Öğrencikle derneğimizin kurulduğu günden bugüne kadar emeği geçen başkan, yönetim kurucu, başkan meşgulları, kutsal ve fedakarlık isteyen vazifede hizmetlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün de bizleri yalnız bırakmayan, maddi manevi desteğini esirgemeyen köylülerimiz, Sivas, Kangal ve gurbetteki esnaf iş adamlarımız, abilerimiz ve kardeşlerimize şükranlarımızı sunarım. Burada bir araya gelmemizi sebebi sıla-i rahimdir. Birlikte beraberlik değerlerimizi, kömbemizi ve köylümüzü, misafirperverliğini tanıtmaktır. Görevi aldığım bu dönemde köyümüz cami lojmanının cephe yalıtımı, kalorifer sistemi döşenmesi, şadırvan içerisinde ısı yalıtımının takılması, eski okul lojmanının faaliyete geçirilmesi, yine muhtarımla birlikte çok amaçlı yemekhane taziye binası yapılması çalışmalarına başlamıştık. Son olarak fazla vaktinizi almadan bütün misafirlerimizi ve gurbette olup da gönülleri bizlerle olan köylerime teşekkür ediyorum. Bütün çalışma muhtarlık beraber yürütüyoruz. Ramazan bayramımızı kutluyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygılar. Köyüm adına hoş geldin diyorum. Katılımlarınızdan dolayı uzaktan, yakından, il dışından buraya teşvik eden komşu köylülerimiz, misafirlerimize
Hepinize köyüm adına hoş geldin diyor, iyi eğlenceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Örenci köyümüzün festivaline hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Önümüzdeki yapılacak olan 24 Haziran'daki Cumhur İttifakı ve genel seçimlerinin öncelikle ülkemize, milletimize, Sivas'ımıza, Kangal'ımıza ve Örencik köyümüze Cenab-ı Allah'tan hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Ben de içinizden birisiyim. Sivas'ın, Kangal'ın, Deliktaş'ın yiğit bir evladıyım. Yani sizin köyünüzün vekiliyim açıkçası, inşallah Cenab-ı Allah nasip ederse. Benim sizden istirhamım inşallah 24 Haziran'daki yapılacak seçimlerde öncelikle Cumhur İttifakı'na sahip çıkalım. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanımızı birinci turda seçtirelim inşallah. 15 Temmuz darbe sürecinden sonra içerideki ve dışarıdaki şer odakların başaramadığı darbeyi asil Türk milleti biliyorsunuz def etmiştir. Ama şer odakları boş durmadı. Hemen güneyimizdeki özellikle Amerika ve Avrupa ve İsrail birlikte oradaki güya DAEŞ terör örgütünü yok etmek için onlara yardım ediyorlardı. Asıl amaçları PKK ve PYD'ye destek verip Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini, dirliğini bozmaktı. Ama Cumhurbaşkanımız da Sayın Devlet Bahçeli Bey'i takdir etmek lazım. İstişare ederek hemen güneyimizdeki operasyonları başlattılar ve Türk Silahlı Kuvvetleri bunu da başarıyla def etti. Ama maalesef yine dış güçler içerideki şer odakları boş durmuyor arkadaşlar. Yiğit hemşerilerim, hemen seçim öncesi Türkiye üzerinde bu sefer de ekonomi terörü yaratmaya başladılar. Bir ayda nasıl oluyor da döviz bu kadar yükseliyor? Hepimiz şaşırıyoruz. İstiyorlar ki dövizi yükseltelim, ticaret dursun, Sivas'ta, Türkiye'de kaos ortamı oluşsun, İç savaş çıksın, diğer ülkeler gibi. Bugün baktığımızda Suriye, Irak, Libya, birçok Orta Doğu ülkesindeki gibi Türkiye'de iç savaş başlasın ve yangın yerine dönsün. Ama bilmiyorlar ki Türk milleti asildir, parayla satın alınamaz. Hainlere bunu bildirmemiz lazım 24'ünde inşallah. Milletimizin çok kıymetli temsilcileri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Nice birlik, beraberlik yaşayacağımız günleri de Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin inşallah. Bu güzel günde sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Çok güzel bir gün, çok güzel bir ortam. Ki bu ortamın sağlanmasına emeği geçen başta Örenci Köyü Derneğimiz Başkanı ve yöneticileri, muhtarlarımız, herkesin ayrı ayrı emekleri var. Bugün bayram havasında, bayramın üçüncü günü, bu birliktelik içerisinde yapılacak etkinliklerde sizlerle bir beraber olacağız. Ben tekrar mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki günlerin de bayram havasında geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kötü günleriniz böyle olsun diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Abilerim, kardeşlerim, annelerim, ablalarım, bacılarım, hoş geldiniz. Çok güzel bir gün. Bu güzel festivalde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz Ankara'da faaliyet gösteren Kangal Vefa Derneği olarak derneğimizin 3 tane yönetim kurulu üyesi, bir denetleme kurulu başkanımız da Örencikli. Denetleme kurulu başkanımız Ferhat Göksu abimiz, yönetim kurulu üyelerimiz Davut Demirkan abimiz, Enver Cihan abimiz, Yakup Çal kardeşimiz de bizim yönetim kurulu üyelerimiz. Yani biz Örencik, Deliktaş, Kangal, el ele verdik, Ankara'da hizmet ediyoruz. Ankara yolu düşen, izi düşen bütün hemşehrilerimizi de bekliyoruz. Ben bu vesileyle
bu güzel etkinliği düzenleyen, bu güzel tümbe festivalini bizi bir araya getiren, emeği geçen bütün başkanlarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Ahmet'im, ben Yahya'yım.
başına gelince peygamberlik verildi. Allah birdir deyince putlar yere serildi. 507
görsen, bir umutla seni görsen, bir gece elimle ölsem, ben bu dertten dile düştüm. Dile düştüm, dile düştüm, ben bu dertten dile düştüm. Tamam sağdım kanadım, ben bu dertten dile düştüm. Dile düştüm, dile düştüm, ben bu dertten dile düştüm. Tamam sağdım kanadım, ben bu dertten dile düştüm. Yok, onurlarını yok, öyle mi? Köylümüz Allah razı olsun, yapandan da ilgilenenden de, sizlerden de Allah razı olsun, herkeslerden. Peki her sene katılıyor musunuz? Tabii, köyümüz, memleketimiz. Biz buradan gitmiyoruz. Kanka doluyor ama biz buralıyız. Kömbenin tadını nasıl buldunuz? Çok güzel. Çok, Allah razı olsun. Hakkılar helal size geç. Çok da güzel olmuş, helal olsun. Allah razı olsun. Herkesten, yapandan da, emeğe geçenlerden de. Herkesten de Allah razı olsun. Ne selam gönderelim? Tüm bütün hal öğrenci köyümüzün halkına bütün selamlar olsun. Allah razı olsun. Sizlere de. Evet, şu an yanımızda İstanbul'dan gelen misafirlerimiz var. Festival hakkında yorumlarını alacağız.
Öncelikle teşekkür ediyorum bütün öğrenci halkına, dernek yönetimine, dernekte olanlara, insanlara. Biz de İstanbul'da oturmaktayız, buraya bulunmaktayız. Çok memnun kaldık. Daha konuşmayayım, yeter. Öncelikle biz de teşekkür ediyoruz muhtarımıza, köyümüzü temsil ettikleri için. Özgür Göksu'ya çok sağ olsunlar, var olsunlar. Çok güzel geçti. Yani bu kombe değil, böyle eş dost bir araya gelmek. Emeği geçenlerin de emeklerin ellerine sağlık. Çok memnun olduk yani. Ay, Özgür Göksu'ya demeyi unuttum. Çok çok teşekkür ediyorum dernek yönetimine. İstanbul'dakilere selam gönderelim. İstanbul'dakilere, Durmaz ailesine, Bozdağ ailesine, herkese selam gönderiyorum. Teşekkür ederim. Çok mutlu olduk, geldik. Eşi dostu gördük. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ise Sivas merkezden gelen bir misafirimiz var. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Merhabalar, ben Zehra Çakmak. Bu köylüyüm. Sivas'ta doğdum, büyüdüm ama ara ara köyümüze gelip gidiyoruz. Serbest avukatlık yapıyorum abimle birlikte. Daha öncesinde köye gelmemiz için hiçbir vesilemiz yoktu açıkçası. Çünkü burada yakın akrabalarımız da bulunmuyordu ama bu Kömbe Festivali vesilesiyle her yıl geliyoruz. Akrabalarımızla tanışma, kaynaşma fırsatı bulduk. Bu organizasyon için dernek başkanımıza, yine köy muhtarımıza, bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım hep devam eder bu. Yeğenlerim de yine aynı şekilde, yani başka şehirde evli olan abimin eşi de bu vesileyle akrabalarımızla tanıştılar. Çok teşekkür ediyoruz organizasyonu. Yeah.
misafirlerimiz var. Öncelikle hoş geldiniz. Festivalimizi nasıl buluyorsunuz? Çok süper, çok güzel. Teşekkür ederiz yapana, emeğe geçenlere, Öğrenci Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'ne, muhtarı Vekil Göksu'ya, bütün katılımına herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem. Tam bir bayram havasında. Gerçekten bayram havasında. Festival için mi buraya geldiniz? Festival için geldik. Festival bahanesiyle bütün köylülerimizi, dışarıda olan, başka vilayetli oradan köylülerimiz burada geliyor. Hem görüşüyoruz, hem bayramlaşıyoruz, hem özlem gideriyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine Bursa'dan gelen bir misafirimiz var yanımızda. Öncelikle sizleri bir tanıyalım. Ben Bursa'dan geliyorum, festival için geldim. Çok da mutluyum, çok da güzel oluyor yani, şenlik geçiyor. Benim abim kendisi, Ferhat Bey'in hanımıyım bu sırada. Çok güzel yani. Kömbe yediniz mi? Yedik, kömbeyi biz yaptık, biz yedik, çok güzel yani. Peki Bursa'da böyle imkanlar var mı? Yapabiliyor musunuz? Yok, fırında yapıyoruz orada da. Ama burada daha değişik tabii. Aynı lezzeti veriyor mu? Yok canım, verir mi hiç? Sizlere peki, de çok teşekkür ediyorum. Selam göndermişler. Muhtara da teşekkür ediyorum, amcamın oğlu kendisi. Bütün Bursa'ya da selamlar olsun. Yengelerime, görümcelerime, bütün akrabalarıma selam olsun. Şimdi yanımızda öğrenci köylü ama aslen İstanbul'da yaşayan İbrahim Bey var. İbrahim Bey, festival hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi ben ilk kez katılıyorum. Her şey gayet çok güzel olmuş. Gayet de memnun olduk. Kaç yıldır görmediğimiz insanları gördük, arkadaşlarımızı gördük. Yapanların emeğine sağlık, ellerine sağlık. Bu sene daha güzeldi. Ben geçen sene televizyondan izlemiştim. Bu sene daha güzel organize olmuş, daha kalabalık. Seneye daha güzel olur, daha iyi olur inşallah. Özgür Bey'e, başkanımıza, katılımcılara, tüm desteklere çok teşekkür ediyoruz. Seneye inşallah daha güzel olur diyor. İstanbul'daki akrabalarımıza, Almanya'dakilere, Sivas'takilere, herkese çok selamlar, herkesin bayramını tebrik ediyoruz. Bursa'dan gelen bir misafirimiz var. Festivali nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel. Köyümüze ait özellikle yani kültür bu şekilde aktarılması, ben çok güzel buluyorum. Selam göndermek ister misiniz? Tabii ki tüm öğrenci köylülere, dışarıda bulunan tüm öğrenci köylülere selam gönderiyorum. Samsun'dan gelen misafirlerimiz var. Zeliha Hanım, festivali nasıl buldunuz? Güzel buldum. Ben öğrenci köylüyüm. Her yıl olunca da geliyorum. Bayram hem ziyaret hem festivalimizi duyduk. Geldik, köylülerimizi gördük, sevindik, uzun zamandır görmüyorduk. Mutluyuz. Peki ilk defa mı katıldınız? Yok, ikinci defa bu. Selam göndermek istediğiniz birilerine. Buradan tüm akrabalarıma, Samsun'daki akrabalarıma selamlar gönderiyorum. Deliktaş'taki akrabalarıma, Şimri akrabalarına selamlar diyorum, sağ olun. İstanbul'dan gelen misafirlerimizle devam ediyoruz. Evet, festivalimizi nasıl buldunuz? Çok güzel, gayet güzel. İlk defa katılıyorum. Seviyorum. İlk defa katılıyorum. Kömbeyi nasıl buldunuz? Kömbeden daha tadamadım. Tatmadım. Selam göndermek ister misiniz? Selam göndermek isterim. Önce öğrencilerin hepsine, tanıyanlara, tanımayanlara, kulbetteki olan hepsine çok teşekkür ederim. Şimdi ise Sivas'tan gelen bir misafirimiz var yanımızda. Öğrenci köylü. Evet, festival hakkında neler düşünüyorsunuz? Neler düşünüyorum? Çok güzel. İyi olur inşallah. Böyle devam eder. Her sene katılıyor musunuz? İlk defa katılıyorum. Öğrenciliğim ama hiç gelmedim. İlk defa katılıyorum. Nasıl buldunuz? Kömbe nasıldı? Çok güzel. İyi. Selam göndermek ister misiniz? Herkese selam gönderiyorum.
düşünüyorsunuz? Vallahi güzel bir şenlik oldu. Güzel bir dostluk havasında geçtim. Bayramı bayram gibi yaşamak mı olsa gerek. Devamını diliyoruz. Yani görmediğimiz arkadaşlarımızı, dostlarımızı gördük. Allah devamını diliyorum başka. Ne diyeyim yani? Bundan güzel bir şey olmaz. Valla bütün dost, arkadaş ve tanıklarıma selam gönderiyorum. Festivalimiz her sene güzel oluyor. Katılımımıza gördüğünüz gibi işte. Neşeli şehir, dernek başkanımız, köy muhtarımız, sizlerin katkısıyla çok güzel oluyor. Onun için biz herkesten memnunuz. Sizlerin de bizim bu işlere teşvik ettiğiniz için Allah razı olsun. Her sene de bekleriz. Ama tarihini değiştirmeyi düşünüyoruz. Milletin işi var, gücü var. Seneye Allah izin ederse 7. ayın 15'inde falan düşünüyoruz. Onun için katılan herkese teşekkür ediyoruz. Başta Gazi Şahin olmak üzere. Herkese teşekkür ediyoruz. Size de var olun, sağ olun. Şimdi festivalimiz için Antalya'dan gelen bir misafirimiz var. Evet, festivalimizi nasıl değerlendiriyorsunuz? İsmim çok güzel. Babam memleketim burası benim. Hepsine teşekkür ediyorum. Üzülüyorum babam memleketime. Antalya'da yaşıyorum. Antalya, İstanbul'a, İzmir'e, Aydın'a, çok kızlarıma, çocuklarıma selamlarımı söyleyeyim. Uğurgunuz'a, Uğurbaşı'na bütün teşekkür ediyorum halkına. Allah müstahaklarına da başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımı öpüyorum buradan. Kardeşlerimi, gelinlerimi, bunlar hep benim yaramış ailesinin tümüne selamlarımı sunuyorum. Hep herkesi öpüyorum. Yani. Öncelikle köyümüzün düzenlediği bu festivalin sürekliliği, biraz daha yaygın bir hale gelmesi, bu sene daha güzel, daha kaliteli bir organizasyonla bizleri burada toplamasına, köylülerimiz olarak yıllar sonra tekrar bir araya gelip böyle güzel günleri, eşi dostu görmeye, yad etmeye, daha değerli, daha güzel bir ortamda birlik ve beraberliği sağladığı için özellikle Öğrenci Köyü Dernek Başkanı Gazi Bey'e, yönetim kuruluna şahsım adına teşekkür ediyorum. Balıkesir'den festival için buraya gelmek festivalin ve derneğimizin güzel çalıştığının da güzel bir örneğidir. Kendilerine ve sizlere teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Festivallerimiz halaylar eşliğinde devam ediyor. Şimdi yanımızda İstanbul'dan gelen misafirlerimiz var. Festivali nasıl buluyorsunuz? Festival çok güzel oldu. İnşallah devamını daha iyi olur. İşte görüyorsunuz. Kömbe dağıtımı. Yani organizasyon çok güzel. Sanatçımız, halk oyunları, ekip. Yani bundan güzel olamaz. Gerçekten yani şehir dışından gelenler memnun kaldı inanıyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Bütün Öğrenci köylerin hepsini bir dahaki festivale davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ankara Kangal Vefa Derneği yöneticilerinden Davut Demirkan yanımızda. Evet Davut Bey, Kömbe Festivali hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Kömbe Festivalimizin bundan sonraki yıllarda da her yıl veya iki yılda bir olmasını düşünüyoruz. Çocukluğumuzdan beri Kömbe'yi annelerimiz, ebelerimiz, dedelerimizden kalma Kömbe bize ait olan bir şey. Bu çevre köylerde, Kangal'ın bütün köylerinde Kömbe Öğrenci Köyü'ne has bir şey. Başka bir köylerde de yapıyorlar ama bizim köye has. Biz patentini aldık Kömbe'nin. Yani burada yani üçüncüsünü düzenliyoruz. Bundan sonra da yıllarda düzenlemeyi düşünüyoruz. Bütün katılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yani ben Ankara'dan geldim. Ankara'da kalıyorum. Yani bütün çevre köylerden geliyorlar Kömbe Festivalimize. Burada birleşiyoruz, kaynaşıyoruz. Burada güzel bir toplum oluyor. Peki, gelemeyen misafirlerimiz için neler söylemek istersiniz? Gelemeyen misafirlerimiz için hepsini çağırıyoruz. İmkanlar olup gelemeyenler oluyor ama onlara da televizyondan izliyorlar. Onlar da o özlemi gideriyorlar. Misafirlerimize demek istediğiniz bir şeyler var mı? Hepsi hoş geldin diyorum misafirlerimize. Güzel bir eğlence diliyorum hepsine de.
Evet, şu an yanımızda Ankara Kangal Vefa Derneği Başkanı Önder Karakartal var. Evet Önder Bey, festival hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Öncelikle SRT televizyonuna köyümüze hoş geldiniz diyoruz. Bize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı bütün ekip arkadaşlarınıza hasreten teşekkür ederiz. Tabii bu çok güzel bir yaz ayı. Öğrenci köyümüzün geleneksel olarak her sene yapmış olduğu Kömbe Festivali hem Kangal'dan hem Sivas'tan hem işte bizler gibi Ankara'dan, Bursa'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin çeşitli şehirlerden hemşehrilerimizi bir araya getiriyor. Bizim milletimizin en güzel özelliklerinden birisi de işte bu güzel günlerde bir araya gelmek. Bu meselelerde yan yana, el ele, gönül gönüle işte eski günleri yad etmek, yarınları konuşmak. Çok güzel, çok mutluyuz. Burada olmak gerçekten bizi mutlu etti. Bayramı da burada geçirdik biz. Yani büyük şehrin o sıkıcı hayatından, köy hayatında bir üç gün nefes aldık diyebilirim. İnşallah daha güzel olacak. Ben şimdiden bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Peki, her sene festivallere katılıyor musunuz? Evet, Kangal'ımızın bütün köylerinde olan festivallerin hepsine, hem Deliktaş Köyü'ndeki Ruhsati Festivali'ne, Öğrenci Köyümüz'deki Kömbe Festivali'ne katılmaya gayret ediyoruz. Hemşehrilerimize bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Malum yani onların da bir aya Ankara'da olan hemşehrilerimiz var. Onlarla beraberiz. Ayrıca bu köyümüzde dernek yönetimimizde olan köylülerimiz, hemşehrilerimiz var. Hem onları da yalnız bırakmamak adına sadece buraya değil bütün köylerimize gitmeye gayret ediyoruz. Peki sizin gibi dışarıdan gelen misafirlerimize neler demek istersiniz? Evet, Sıla-i Rahim. Bizim dinimizde de Hazreti Peygamber'in bizlere tavsiye ettiği çok güzel öğütlerden, nasihatlerden birisi. Köy hayatımızı, çocukluğumuzu, gençliğimizi unutmamamız lazım. Derneğimizin adını biz Vefa koyduk özellikle ki doğduğumuz topraklara vefa borcumuzu ödeyelim. Bu topraklar bizim atalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin hüzünlerini, sevinçlerini paylaştığı topraklar. Bugün onların yerinde biz varız. Yarın bizim yerimizde bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız olacak. Onların da bu güzel etkinlikleri, bu güzel kültürü devam etmesini diliyoruz. Tarihçi İlber Ortaylı hocamız bize şöyle söylemişti. Bir medeniyetin üç önemli alameti vardır. Mimari, musiki ve mutfak. Bugün Öğrenci Köyü'nde medeniyetimizin o güzel örneklerinden mutfak kültürümüzün çok güzel bir geleneğini göreceksiniz. Yıllardır yaşatılan bir gelenek. İnşallah bundan sonra da yaşatılmaya devam edecektir. Ben çok teşekkür ediyorum bize desteğiniz ve katılımlarınız için. Şu an yanımızda Sivas merkezden gelen misafirimiz var. Öncelikle hoş geldiniz. Festivalimizi nasıl buldunuz? Festivalimizi ben iki dönem önce dernek başkanlığı yaptım. Herkesin bir kara sevdası vardır. Bizim kara sevdamız da işte köyümüz, gördünüz burası. Biz derneğimizi ve köyümüzü çok seviyoruz. Elimizden geldiği imkanlar dahilinde derneğimize yardımlarda, katkılarda bulunmaya çalışıyoruz. Bu festivalimizi de başkanımıza, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir festival oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Festivaller birlik ve beraberliğin, kenetlenmenin daha çok olduğunun bir örneği. Öğrenci köyünü biz her zaman çok seviyoruz diyorum ya. Benim kara sevdam köyüm. Teşekkür ediyorum. Kangal'dan gelen misafirlerimizle birlikteyiz. Festival hakkında neler düşünüyorsunuz? Öncelikle hoş geldiniz köyümüze. Biz bir önceki dernek başkanı Murat Durmaz'ım. Burada şu anda üçüncüsünü yaptığımız festivalimiz bildiğiniz gibi coşkulu bir şekilde geçiyor. Programımıza katılan değerli köylülerimize buradan teşekkür ediyorum. Gurbetteki olan abilerime, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Tabi burada birlik, beraberlik, şenlik, etkinlikten ziyade bir araya gelerek bayramlaşma bir programıdır. Tabi kömbemiz var. İlçe ve ilimizde ünlü. Güzel bir yapılan, sacda olan bir yiyeceğimiz. Onun tanıtımını yapıyoruz. Artı Kangal'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, Sivas'tan katılımcılarımız var. Güzel bir ortam oluyor. Abi kardeş ilişkisi artıyor. Birlik beraberlik artıyor. Güzel bir etkinlik. Teşekkür ederim size de. Tekrar hoş geldiniz köyümüze. Festival emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu hafta pek aksaklar olmuştur. Herkese teşekkür ederiz. Sağ olsun muhtara, dernek başkanına, yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Katılmayanları her sene buraya bekliyoruz. Maddi manevi de desteklerini bekliyoruz. Aidatlar konusunda herkesin duyarlı olup banka hesap numaralarına başkanın verdiği yatırmalarını bekliyoruz.
ediyor. Gelen misafirlerimiz ise bu festivalden çok memnunlar. Evet, festival hakkındaki düşünceleriniz alalım. Ben çok memnun olduk bu festivali düzenledikleri için. Çok sevindik. Bizim köyümüzün geleneksel adeti sürüyor. Hazırlayanlara çok sağ olsun. Hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Özellikle İstanbul'daki kaynıma, Bozdağ ailesine, kızım Aygere çok selam veriyorum. Gözlerinden öpüyorum. Büyüklerin ellerine, küçüklerin gözlerinden hayırlı bayramlar diliyorum. Köyünde muhtarına çok teşekkür ediyoruz. Hazırlayan, emeğe geçen bütün herkese. Evet, şimdi yanımızda Gülseren ablamız var. Festivali nasıl buldunuz? Güzel buldum, çok güzel buldum vallahi. Çok iyi oldu. Kombemize bütün ikramlarından herkese teşekkürler. Sizlere ve ekibinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Allah hepinizden razı olsun. Bütün Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Muhtarımız Bekir Göksu, ben de akrabasıyım yani şu anda. Dernek başkanımız Gazi Şahin. Onlara da teşekkür ederim ve ilgilenenlerin hepsine teşekkürler. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepimize yar ve yardımcısı olsun. Çok teşekkürler. Dışarıda olan köylerimize biz tabii ki önceden sosyal medyadan da mesajlarda bildiriyoruz ama tabii ki birçoğu geliyor, birçoğu da elinde olmayan nedenlerle gelemiyorlar, katılmak istiyorlar ama katılamıyorlar. İnşallah onları da bir dahaki seneye bir organize yapıp getirmeyi düşünüyoruz. Yani katılırlarsa çok memnun oluruz. Son olarak ne söylemek istersin abi, mesajını alalım. Son olarak vatanımıza, milletimize, askerimize, polisimize sağlık, sıhhat, huzur diliyorum. Herkese hayırlı bayramı diliyorum. Özgür Bey'e yaptıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Siz de bir hayli yoruldunuz. Festivali nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim için çok güzel oldu. Çok güzel eğleniyoruz gördüğünüz gibi. Misafirlerimiz de bayağı bir katılım oldu. Yoğun bir katılım oldu. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Derneğimizin çalışmaları daha iyi şekilde devam edecek inşallah. Katılamayanlara neler iletmek istersiniz? Katılamayanlara da buradan selam gönderiyoruz. İnşallah diğer festivallere gelsinler. Çok teşekkür ederim. Ehledim ağlar. Gitti de gelmedi canım. Ona ne çare. Gitti de gelmedi canım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.